Kamp gününden herkese mutlu akşamlar. Bursaspor'un Afyon'da gerçekleştirdiği yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının 7. gününe tamamladık. Yeşil Beyazlar bu günü izinli olarak geçirdi. Timsah yarın sabah yine saat 9'da yapacağı antrenmanla yeni sezon kamp çalışmalarına devam edecek. Bursaspor'da bugün antrenman yoktu ama transfer konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Ben hemen bu haberlerin detaylarını almak üzere yanımda bulunan Sönmez Menüspor Müdürü Sayın Suya Gürsoy'a dönüyorum. Evet Sayın Gürsoy, öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Bugün Bursaspor günü izinli geçirdi. Yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla yeniden çalışmalara start verecek. Transferde de önemli gelişmeler yaşandı. Hemen ben topu size bırakıyorum. Ben de topu alıyorum. O zaman bir de saha işine dönüyoruz diyelim. Çünkü 3 futbolcu bugün çift antrenman yaptı. O detayı verelim. Sabah çalışması ve akşam çalışması. Aytaç Karay, Stefane Baji ve Brezilyalı Çiçi sabah ve akşam olmak üzere 2 antrenmanla günü tamamladılar. Çünkü onlar kampa sonradan katıldıkları için teknik direktör Samet Aybaba olmaz dedi. Siz dedi bir güzel bir bakalım çalışmalarınıza devam edelim dedi. Bir görelim sizin dedi form durumunuzu. O nedenle 3 futbolcu da bugün hem sabah çalıştı hem de akşam çalıştı. Diğer futbolcularsa kimisi Afyon'da gezdi, kimisi otelde havuz başında stres attı, yorgunluk attı. Sosyal paylaşım hesaplarından gördük biz de bunu. Akşam da bir mangal düzenlenecek. Buna Başkan Ali Ay da katılacak. İkinci Başkan Cem Öztürk de katılacak. Ali Ay ve Cem Öztürk bu mangaldan sonra takımla vedalaşacaklar ve onlar Bursa'ya dönecekler. Bugün teknik direktör Samet Aybaba, Sayın Başkan Ali Ay ve Cem Öztürk, ikinci başkan, bir araya geldiler. Transfer konularını gündeme yatırdılar. Bursaspor'un önceliği şu anda Giovanni Sio. Bu futbolcuyla ilgili detayları zaten dün geçen internet sitemizde bursahakimiyet.com.tr'de sen detaylı bir haber şeklinde oluşturmuştun. Bu oyuncuyla yakından ilgileniyor. Jres Kembo'nun gitme ihtimali var. Yani takasta kullanılma ihtimali var. Çünkü Bursaspor bunu düşünüyor. Çünkü oyuncunun bonservisi hayli yüksek. Kiralama formülü olur mu olmaz mı bir soru işareti eğer takas formülü gündeme girmezse. Ama Bursaspor yönetimi bu transfer için kesenin ağzını açacak. Yani Jires artı 1,5-2 milyon eurolardan bahsediliyor. Teknik direktör Samet Aybaba da bu transfere onay vermiş durumda. O da ısrarla istiyor. Gidecek oyuncularla ilgili var detaylar. Onlar yarın Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde kalsın. Çünkü enteresan gelişmeler var. Kamp şu ana kadar sorunsuz geçti. Herhangi bir sakatlık olmadı. Baji'den çok memnun. Dünkü antrenmanda Sayın Samet Aybaba yeni futbolcusuna çok ilgi gösterdi. Çok yakın davrandı. Çünkü çok istiyordu. Yani geldiği günden beri olmazsa olmazı kırmızı çizgisiydi Stefane Baji. Samet Aybaba da Baji'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Hatta o transferle ilgili son dakika bilgileri geldiğinde yüzünün şekli değişmişti Samet Aybaba'nın. O ilk 1-2 günkü durgunluğu ortadan kalkmıştı. Başkan Ali Ay tabii ki para arayışında ama hiç ummadığı bir yerden bir para geldi. Zeki Çelik Lille transfer oldu. Şu ana kadar konuşulan rakam 1 milyon 250 bin euro civarında bir paranın Bursaspor'un kasasına gireceği yönünde. Ama şunu düşünelim. Şimdi Mehmet Seki Hamza Hamzaoğlu döneminde sağ bek arayışları söz konusuydu. Mehmet Seki kampa katılmadı. Yani almadılar. O dönemde yapılan transferlere bir bakalım. Bobanjovic ortada yok. Luis Advincula ortada yok. Erdem Özgenç. O gitti. Yani gerçi o kadrodaydı ama tamam. En azından alternatif olabilirdi yani o bölgede. En azından yabancı kontenjanına şey yapmazdı. Hatta bonservisin tamamını alırdı. Yani 1.250 değildi, 2.5 alırdı, 3 alırdı. O nedenle Bursaspor'da kaçan balık büyük oldu. Hem de oyuncudan faydalanırdı. Şimdi bakalım Okan Koçuk mu, Harun mu? İkisinden biri de mutlaka gidecek. Çünkü 3 kaleci Bursaspor'da o milli takım patentli 3 kaleci hayli Bursaspor'u yorar. Yani rekabet güzel ama ne kadar olursa olsun maddi açıdan bayağı yorar. O 3 kaleci de oynamak ister açıkçası. Yani Okan
A milli takıma Hele gitmiş. ikisi A milli takıma Yani gitmişken. A milli takıma giden bir kaleci yedek beklemek istemez. Tıpkı Harun Tekin de aynı şekilde. Onun da kendisini göstermesi gerekiyor. O geçen sezon Osmanlı Spor maçında yediği hatalı frikik golünden sonra milli takımdan kesildi biliyorsun. O golden sonra milli takıma gidemedi. Onun yerine bayrağı Okan Koçuk aldı. Harun da bu sezon kendini göstermek isteyecektir. O nedenle kalede bir rekabet var. Ama o üç isimden Muhammed, Okan ve Harun isminden biri mutlaka ayrılacak. Aziz, Ekong kampa daha sonra katılacaklar. İkinci etaba katılacaklar. Abdullah Şehu da bunlara dahil. 15'inde kampta olmaları bekleniyor bu futbolcuların. Ki 16 sabah yapılan antrenmana çıksınlar. Aziz Bey işte her gün ilgili her gün yeni bir transfer haberi çıkıyor ama biz de hangisine inanacağımızı şaşırdık. Bugün sorduk herhangi bir şey yok. Kulüp her zaman bir teklif olmadığını yani söylüyor. Yani bir teklif olmadığını söylüyor. Thomas Nesit Bursa'da şu anda havuz başında az önce sosyal medyadan fotoğrafını paylaştı. Delaj sabah akşam fotoğraf paylaşıyor, görevi tamamladık diyor. Ama Delaj'la ilgili şunu söyleyeyim, kesinlikle parasını almadan gitmek istemiyor. Bana paramı verin, öyle giderim diyor. Parayı garantiye almış durumda. O nedenle de ben Bursaspor'dan ayrılmak istemiyorum ifadesini kullanıyor. Yarın Süper Lig'de 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekilecek. 3 yönetici orada Bursaspor'u temsil edecekler. Saat 15'te fikstür çekimi. Biz de merakla bekliyoruz bakalım ilk maç ve daha sonraki etap nasıl olacak. Çünkü fikstür Bursaspor'un geleceği demek. Teşekkürler Sayın Gülsel Aktarıklarınız için. Sağ olun. Evet, Bursaspor'un Afyon kampında 7. gününde yaşanan gelişmeler böyleydi. Biz yarın yine kamp günü programında sizlerle birlikte olacağız.